Herkese selam, Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2024 Prada çanta modelini öreceğim arkadaşlar. Bunun için genelde rafya ip kullanılıyor. Ben kağıt ip olarak kullanacağım. Bakın şu kalınlıkta kağıt ip kullanacağım. 3 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Makasım var. Bir de gerekirse ataç kullanacağım arkadaşlar. Çantamızın yapılışına başlayalım arkadaşlar. İlk başta bu şekilde çevirdim. Sabitlemek için bir tane zincir çektim. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 toplamda 15 tane zincir çektim. Sonrasında 1 2 tane de dönüş için çektim. Yani şu anda toplamda 17 tane zincir çekmiş oldum arkadaşlar. Üzerine aldım. 2 tane zincirimizin kanadını bırakıp 3.sine bu şekilde gelecek şekilde bakın 2 kanadına batarak 1 tane ikili trabzan ördüm. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. İlk yuvamızın içine iki tane ikili trabzan ördük. Sonrasında bütün zincirlerimizin boşluklarına batarak her birine birer tane ikili trabzan örerek devam edelim. Son bir tane yuvamız kalana kadar hepsine birer tane ikili trabzan örerek devam edelim. Toplamda bakın arkadaşlar. Buraya iki tane batış yaptık. Yuvalarımızı sayalım. Öncelikle yuvalarımızı sayalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu da 15. zincirimiz arkadaşlar. Toplam 15 tane zincire işlem uygulamış olacağız. Şimdi 15. zincirimizin içerisine 1, 2 3 4 5. Toplamda 5 tane ikili trabzan örmüş olduk. Örerken bu ipimizi de altta yürütelim. Şimdi karşılıklı gelecek şekilde yine zincirlerimizin tek kanatlarına batarak hepsinin karşısına gelecek şekilde son yuvamız kalana kadar hepsine birer tane ikili trabzan örerek devam edelim. Son bir tane yuvamız kaldı arkadaşlar. Bu yuvamızın içerisine de 3 tane ikili trabzan öreceğim. 1
2, 3. Şimdi bakın, 2 tane zincir bırakmıştık dönüş için. Buradaki ikili trabzanımın tepesine 2 boşluğuna batış yaptım. İpimi alıp çekerek burada kaydırmamı yaptım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Buraya dikkat edin. Burada şimdi farklı bir işlem uygulayacağım. Bakın şuranın şu iki kanadına arkadaşlar, iki kanadına bu şekilde gelecek şekilde geriye doğru batış yapacağım. Batışımı yaptım. İpimi alıp çektim. Birazcık uzattım. Bir sık iğne, bir zincir çektim arkadaşlar. Buna ikili trabzan şekli vermiş olduk. Şimdi burada bakın bu yuvamızın içerisine bir, iki tane ikili trabzan ördüm. Yine dönüşte bu kısma bir tane daha ikili trabzan yapacağım ve bu da iki olmuş olacak arkadaşlar. Yanındaki yuvamızın içerisine bir, iki tane ikili trabzan ördüm. Sonrasında diğerlerine birer tane birer tane ikili trabzan öreceğiz. Her bir ikili trabzanımızın tepesine birer tane ikili trabzan örerek şu 5 tane örmüş olduğumuz trabzanın üst tepesine kadar örelim arkadaşlar. Beşli trabzanımızın hizasına gelecek şekilde ördüm. İkili trabzanlarımı ördüm. Şimdi burada bakın bu ilk gelen beşli trabzanımızın başlangıç yeri. Bunun tepesine bir, aynı yere iki tane ikili trabzan ördüm. Hemen yanındakine bir, iki tane ördüm. Yanındakine bir, iki tane ördüm. Bir, iki, üç tane ikili trabzanımızı örmüş olduk. Altıya tamamlayacağız. Bir, İki, hemen yanındakine bir ve iki. Kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha ikili olarak ördüm arkadaşlar. Burada toplamda bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan olarak ördük arkadaşlar. Şimdi son 3 tane yuvamız kalana kadar bakın. 1, 2, 3. Hepsine yine birer tane birer tane batış yaparak ikili trabzanlarımızın tepesine batarak örelim arkadaşlar. Son 3 tane yuvamız kalana kadar her bir trabzanın tepesine bir tane trabzan örerek devam ettim. Şimdi burada birinciyi aynı yuvaya ördüm. İkincisini ördüm. Yanındakine bir, aynı yuvaya
2, yanındakine 1, aynı yuvaya 2. İlk başta ördüğümüzün dip kısmına bir tane daha ikili trabzan ördüm. Buraya da 6 tane ikili trabzan ördük arkadaşlar. Her bir yuvaya bakın. Bu şekilde her bir yuvaya ikişer ikişer örerek 6 tane yuvamıza ikili trabzan ördük. Ben atacımı takmayı unutmuştum. Sonradan taktım arkadaşlar. Ben şaşırmıyorum ama sizlere göstermek için taktım arkadaşlar. Hemen böyle bakın atacımı çıkardım. Burada ilk başta uzun sık iğne yapmıştık. İpimizi uzun çekerek sık iğne, sonrasında bir zincir çekmiştik. Ona değil, ikili trabzanımızın bakın şu üst iki kanadına batış yaparak ipimi kaydırdım. Bir zincir çektim. Geriye doğru batış yaptım. İpimi alıp yukarı doğru birazcık uzun çektim. Bir tane sık iğne, bir tane zincir. Sonrasında hemen bakın bu ilk gelen yuvamızın içerisine bir tane ikili trabzan ördüm. Burada atacımızı takalım arkadaşlar. Hemen yanındaki yuvaya 1, aynı yere 2 tane ikili trabzan ördüm. Şimdi 3. sıramıza başladık arkadaşlar. Bir tek ördük, bir çift ördük. Hemen yanındakine 1 tane tek. Hemen yanındakine 1 tane çift. Burada 2 tane çiftimizi ördük arkadaşlar. Bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak 2 tane çiftimizi ördük. Şimdi yine ikili trabzanlarımız gelene kadar, bu kısma kadar hepsine birer tane batış yaparak ikili trabzan örelim arkadaşlar. İkili trabzanlarımıza kadar geldim arkadaşlar. Bakın burası ilk ikili trabzanımızın boşluğuna bir tane çift olarak öreceğim. Bir, aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan. Yanındakine bir tane tek. Hemen yanındakine ikinci çiftimizi örüyoruz arkadaşlar. Bir, aynı yuvaya 2. Hemen yanındakine 1. Yanındakine 3. çiftimizi örüyoruz. 1 2. Hemen yanındakine 1 tane tek. Yanındakine 4. çiftimizi örüyoruz. Dört. Hemen yanındakine bir tane tek. Yanındakine 5. çiftimizi örüyoruz. Yanına bir tane tek. Hemen yanındakine 6. çiftimizi örüyoruz arkadaşlar.
Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yine bu ikili trabzanlarımızın hizasına gelecek şekilde hepsine birer tane batış yaparak devam edelim arkadaşlar. Hepsine birer tane ikili trabzan örerek devam edelim. İkili trabzanımıza kadar ördüm. Burada 1, aynı yuvaya 2. İlk çift trabzanımızı ördük. Hemen yanındakine bir tane tek. Yanındaki yuvaya bir tane çift. İkinci çiftimizi ördük. Hemen yanındakine bir tane tek. Yanındaki yuvaya bir tane çift. Hemen yanındakine bir tane tek. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradaki ilk baştaki trabzanımızın boşluğuna bir tane daha ördükten sonra toplamda 6 tane ikili trabzanlarımızı tamamlamış oluyoruz. Ve 3. sıramızın, bakın, bu şekilde yine batışımızı yaparak bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Geriye dönüş yaptım. Batışımı yapıp burada bakın. Aynı şekilde batışımı yaptım. Bir tane sık iğne, bir zincir. Hemen yanındaki, bakın, hemen ilk gelen trabzanımızın tepesine batış yaptım. Bir tane ikili trabzan, hemen yanındakine, yanındaki ikili trabzanımızın tepesine batarak iki tane tek tek olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi burada 4. sıramıza başlamış oldum. Alt sırada bir tek bir çift olarak ördük. Şimdi burada 2 tek bir çift olarak öreceğim arkadaşlar. 2 tekimizi ördük. Şimdi burada bir tane çiftimizi ördük. Birinciyi ördüm ve ikinci trabzanımı ördüm aynı yuvaya. Hemen yanına bir tane tek, yanına ikinci tek, yanına çiftimizi örüyoruz arkadaşlar. Birinciyi ördüm ve ikinciyi ördüm aynı yuvaya. Bakın, 1, 2 tane çiftimizi burada ördük. Yine aynı alt sıralarda yapmış olduğumuz gibi burası 3. olacak ve 3 tane de burada öreceğiz. Her bir İkili trabzanlarımızın tepesine batış yaparak yine ilk çiftimizin hizasına kadar örelim arkadaşlar. Bir önceki sırada arkadaşlar, bakın, İkili trabzanlarımızın içine batarak başlamıştım çiftleri örmeye. Şimdi bu sırada 4. sırada bir tane geriden başlayacağım arkadaşlar. Bunu yapma nedenim, hep içine battığım zaman bura birazcık kayıyor. Onu tam ortalamak, hizalamak adına bu sırada bunu uygulayacağım. Bakın buraya, şimdi bura çiftimiz ve hemen İlk gelen yuvaya, çiftimizden önce ilk gelen yuvaya batışımı yaptım ve buraya ilk ikili trabzanımı ördüm.
yanındakine bir tek, şunu çıkarayım arkadaşlar, ses çıkardığı için şöyle çıkarıp kenara bırakayım. İlk tekimizi ördüm, hemen yanına bir tane daha tek, hemen yanına bir tane çift ve ikinci çiftimizi örüyorum. Burada 2 tek 1 çift olarak 4. sıramızda örüyoruz arkadaşlar. 1, hemen yanındaki yuvaya ikinci tekimizi ördüm, hemen yanındakine bir tane çiftimizi ördüm ve 3. çiftimizi örmüş oldum arkadaşlar. Bir tek, iki tek, hemen yanındakine bir, iki çift olarak ördüm ve 4. çiftimizi ördük. Yanındakine bir tek, yanındakine iki tek, yanındakine bir tane çift, aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan ördüm. 5. çiftimizi örmüş olduk burada. Bir, hemen yanındakine iki, iki tane tekimizi ördük ve burada bir, iki tane çift örmüş olduk. Toplamda 6 tane çiftimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çiftimi burada ördüm. Şimdi yine ikili trabzanlarımızın tepesine batarak, her birine birer tane batarak yine bu İkili trabzanımızın hizasına kadar örelim arkadaşlar. İlk çiftimizin hizasına kadar ördüm. Buraya şimdi bakın, çiftimizin ara boşluğuna batarak bir, aynı yuvaya iki tane birinci çiftimi ördüm. Yanındakine bir tek, yanındakine ikinci tekimi ördüm. Hemen yanındakine bir, aynı yuvaya bir tane daha, yani ikinci ikili trabzanımı ördüm. 1 ve ikinci çiftimizi örmüş olduk. Tek, hemen yanındakine bir tane daha tek, yanındakine bir tane çift, aynı yere bir tane daha ikili trabzan, 3. çiftimizi ördüm. Bir tek, hemen yanındakine ikinci tekimizi ördüm. İlk başta yaptığımız trabzanın dibine batarak burada 4. çiftimizi örmüş olduk arkadaşlar. 4. çiftimizi ördüm. İkili trabzanımın tepesine batarak kaydırmamı yaptım. Bir zincir ve burada 6 tane ikili trabzanımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Beşinci ve son sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Yine aynı dip kısma batışımı yaptım. İpimi alıp hafif uzun olarak çektim. Bir sık iğne, bir zincir üzerine aldım. Buradaki boşluğuma batış yaparak bir, hemen yanındakine iki, hemen yanındakine üç tane tek ördüm arkadaşlar. Şimdi burada hemen yanındaki boşluğa bir tane çift, aynı yere bir tane daha. İlk çiftimizi örmüş olduk. Bir, hemen yanındakine iki, hemen yanındakine üç. Üç tane tekimizi ördüm. Şimdi hemen yanındakine birinci çiftimiz ve ikinci çiftimi. Aynı yuvaya iki tane ikili trabzan ördüm. Burada da üç tek bir çift olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım mantığı kavramışsınızdır. Belki biraz karışık gelebilir ama mantığı kavradıktan sonra aslında çok kolay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi hepsine birer birer ikili trabzan örerek devam edelim. İkili trabzanlarımız gelene kadar arkadaşlar. Her birinin tepesine birer birer ikili trabzan örelim. Sadece dördüncü sıramızda ikili trabzanlarımızın boşluğuna batmadan ilk çiftimize başladım arkadaşlar. Şimdi yine beşinci sırada bakın bu ikili trabzanlarımızın boşluğuna batarak ilk trabzanımı ördüm ve aynı boşluğa bir tane daha ördüm. Burada beşinci sırada ilk çiftimi ördüm arkadaşlar. Bir, iki, hemen yanındakine üç, üç tane tekimizi ördüm. Sonrasında ikinci çiftimi örüyorum. Bir, aynı yuvaya iki. Birinci tek, hemen yanındakine ikinci tek, hemen yanındakine üçüncü tek, hemen yanındakine bir, aynı yuvaya iki tane ördüm ve üçüncü çiftimizi örmüş olduk. Bir tek, iki tek, üçüncü tek, hemen yanındakine bir, aynı yuvaya ikinci çiftimi örmüş oldum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane ördük. Bir tek, iki tek, üç tek. Hemen yanındakine bir tane çift. Hemen yanındakine bir tek. İki tek. Yanındakine üç tek, hemen yanındakine bir, aynı yuvaya iki, altıncı çiftimi örmüş oldum arkadaşlar. Bakın
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. çiftimizi örmüş olduk. Yine aynı şekilde ikili çiftimizin hizasına kadar hepsine birer birer batış yaparak devam edelim arkadaşlar. Trabzanlarımızın tepesine birer tane birer tane ikili trabzanlarımızı örerek devam edelim. İlk çiftimize gelene kadar birer tane birer tane her bir trabzanın tepesine batarak ördüm. Yine burada bakın ikili çiftimizin tepesine batış yaparak bir aynı yere ikinci çiftimi ördüm. Şimdi hemen yanındakine bir tekimi ördüm. Yanındakine iki tek. Yanındakine üç tek. Yanındakine bir. Aynı yuvaya iki tane ikili trabzan ördüm ve ikinci çiftimizi örmüş olduk arkadaşlar. Bir tek. İki tek, üç tek, yanındakine bir, aynı yere iki, üçüncü çiftimi ördüm. Burada şimdi bir tek, iki tek ve üçüncü tekimi ördüm arkadaşlar. İlk trabzanımızın boşluğuna batış yaparak burada dördüncü tekimizi de tamamlamış olduk. Bakın ikili trabzanımın tepesine batarak ipimi alıp çektim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir açılmaması için çekiyorum. Çünkü ben bunu ütüleyeceğim arkadaşlar. Ilık bir ütüyle hafiften ütüleyeceğim. Sonrasında ise üst kısmımıza geçiş yapacağız arkadaşlar. Toplamda 5 sıra olarak oval şekilde ördük arkadaşlar. Alt kısımdan arkadaşlar bakın alt kısımdan hafiften bir ütüyle bastırdım arkadaşlar. Arkadaşlar ütü yaparken burada ipim koptu, o yüzden ben de cerrah düğümü yaptım arkadaşlar. Bunu yapmak isteyenlere videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Şimdi burayı sizlere göstermek için çekmiş olduğum zinciri ve bu birleştirmeyi söktüm. Şimdi bakın tekrardan burada birleştirmemi yapıyorum. İpimi alıp kaydırma yaptım. Sonrasında aynı yuvadan bakın batışımı yaptım arkadaşlar. İç kısma doğru ipimi aldım. Ve burada şimdi şu arka kısımdaki tek kanadımız bakın arka kısımdaki tek kanadımız ve bu tepecik kısmına. Bakın şu ikisini değil arkadaşlar bakın. Tek kanat arka kısımdaki. Şu şekilde göstereyim. Bu ikili kanat değil. Arka kısımdaki tek kanadımız ve arka kısımdaki tepecik. Tepecik. İkisine birden bakın bu şekilde batışımı yapa yapa bütün trabzanlarımızın tepesinden batış yaparak ikili trabzan öreceğim. Bakın
Her ikisini birlikte alıyorum. Arka kısımdaki kanat ve arkadaki tepecik. İpimi alıp birazcık uzun şekilde çektim. Burada bir tane sık iğne ve bir tane zincir üzerine aldım. Hemen yanındaki bakın tek kanat ve arkadaki tepeciğimize batarak her birine birer tane ikili trabzan örerek devam edelim arkadaşlar. Hepsine bir tane ikili trabzan, arka kanat ve tepecik. Bu şekilde örerek sıranın sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Bakın buradaki iki kanadıma batış yaparak kaydırmamı yaptım. Şimdi bu şekilde bakın aynı alt kısımda nasıl yaptıysak aynı şekilde geriye doğru ipimi atıp şu boşluğumdan geçirip ipimi alıp çektim. Hafif ipimi uzatarak bir tane sık iğne, sonrasında bir zincir üzerine aldım ve ilk gelen trabzanımızın tepe boşluğunu her iki kanada batarak ikili trabzanımı ördüm arkadaşlar. İlk sırada sadece arka kanat ve tepecik boşluğuna batarak ördüm. Şimdi burada ikili trabzanlarımızın tepesine batarak trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Her trabzanımızın tepesine bir tane ikili trabzan örerek devam edip sıra sonuna kadar gelip yine aynı şekilde birleştirmemizi yapıp burada göstermiş olduğum gibi örmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Toplamda birinci sırayı ördük, ikinci sırayı örüyorum ve toplamda 4 sıra ördükten sonra çantamızın alt kısmını tamamlamış olacağız arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördüm. Şimdi birleştirmemi yapıyorum. Çantamızın alt kısmını ikili trabzan olarak tamamladık. Çok muntazam ve düzgün bir taban oldu arkadaşlar. Bu şekilde ben Prada çanta modeli için bu alt tabanı ördüm. Sizler isterseniz yine oval şekilde örüp farklı modellerde kullanabilirsiniz. Şimdi burada bakın. Şu ikili kanatlarımıza batarak bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bütün hepsine ikili trabzanlarımızın iki kanadına batarak fazla kasmayacak şekilde, fazla sıkmayacak, fazla gevşek bırakmayacak şekilde bütün hepsine kaydırma yaparak sıranın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Kaydırmamı tamamladım arkadaşlar. Devamını bir sonraki videoda paylaşacağım. Bakın çok muntazam ve düzgün bir çanta altı ördük arkadaşlar. Çantanın daha büyüğünü örmek isteyenler daha kalın bir ip kullanarak aynı sayılarda örebilir. Ya da ipinizi iki kat yapıp daha büyük bir çanta örebilirsiniz arkadaşlar. Kenar kısımlarında kaydırmamızı tamamladıktan sonra daha derli toplu oldu arkadaşlar. Daha güzel bir şekilde toparlandı. Ben bu oval olarak çantamızın altını bakın şu şekilde göstereyim. Örmek isteyenlere de
videonun linkini paylaştıktan sonra açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Videonun başlangıç kısmında belirteceğim arkadaşlar. Büyütmek isteyenler için daha büyük çanta altı oval şekilde nasıl örülür? Bunu yalnızca bu çantada değil, farklı çantalarda da yine oval çanta altı ya da sepet altı olarak aynı şekilde örüp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde anlattım ve videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Şimdi hep birlikte videomuzun ikinci bölümüne geçelim arkadaşlar. Çantamızın üst kısmını örmeye başlayalım. En son kaydırmamı yaptıktan sonra videomu bitirmiştim. Şimdi burada bakın, burası ilk başlamış olduğum kaydırma. Onun içerisine batarak son kaydırmamı yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane zincir çektim. Burası yani ilk, şu an en son kaydırma yapmış olduğumuz ve zincir çekmiş olduğumuz yer 1, 2, 3, 4. Dördüncü kaydırmamızın içerisine batacağım arkadaşlar. Bakın, dördüncü kaydırmamın içerisine batış yaparak bir zincir çektim, üzerine aldım. Ve burada ilk zincirimizin bakın iki kanadını alarak ipimi alıp hepsini birlikte çekerek bir tane yalancı trabzan ördüm. Hemen yanına bir tane ikili trabzan. İlk başta yalancı trabzan, sonra ikili trabzan, sonra ise iki defa üzerine alarak üçlü trabzan örüyorum arkadaşlar. İkisini bir çektim, ikisini bir çektim ve ikisini bir çektim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi burada bakın, 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci kaydırmamın içine batacağım arkadaşlar. Burada ilk baştakine, dördüncüsüne battım ama burada beşincisine batış yapacağım arkadaşlar. İpimi alıp çekerek kaydırmamı yaptım, zincir çektim. İlk baştaki bakın zincirimin içerisine bir tane yalancı trabzan, hemen yanındakine ikili trabzan, iki defa üzerine aldım, üçüncüsüne ise üçlü trabzan örerek devam ediyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir, 1, bakın bu şekilde göstereyim, 1, 2, 3, 4, 5. kaydırmamızın içerisine batışımızı yapacağız. Bakın 5. kaydırmamızın içerisine batış yapıp yine aynı işlemleri uygulamaya devam edeceğiz. Bir tane yalancı trabzan. Bir tane ikili trabzan. Ve bir tane üçlü trabzan ördüm arkadaşlar. Şimdi burada nasıl yapıyoruz?
Beşer beşer bakın bütün hepsine 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisine batarak hepsine aynı işlemi uygulayarak sıranın sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sıramız sonuna kadar her bir ara boşlukta dörder dörder bırakıp beşincisine batışımızı yaptım arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna geldik. Burada bir tane çektim arkadaşlar. İkinci ve üçüncü zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. Aynı bu kısma ilk başta kaydırma yapmış olduğum yere son batışımı yapacağım arkadaşlar. Başlamış olduğum yere kaydırmamı yaptım. Bir zincir. İlk zincirimin içerisine bir tane yalancı trabzan üzerine aldım. İkinciye ikili trabzan. İki defa üzerine aldım. Üçüncüye üçlü trabzan. Burası üçlü trabzan yapmış olduğumuz yer. Hemen yanındaki zincirin bakın şu iki kanadına kaydırma yapacağım arkadaşlar. Buraya bakın ipimi alıp kaydırmamı yaptım. Bir. Buradaki zincirim birazcık gevşek oldu. Onu sıkılaştırmak istiyorum arkadaşlar. Bakın bu. Birazcık gevşek olduğu için sıkılaştırdım ve tekrardan batışımı yapıp aynı yere kaydırmamı yaptım. Bakın bir zincirimi çektim ve ilk sıramızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane zincir çektim ve şu bu şekilde yine göstereyim. Şu iki kanada kaydırma yapacağım arkadaşlar. Bakın şu iki kanada ve bütün hepsine bu şekilde gelecek şekilde kaydırmalarımızı yaparak birleştireceğiz. İki kanadıma bakın şu şekilde batışımı yaptım. İpimi alıp çekip ve burada kaydırmamı yaptım. Bir zincir üzerine aldım. İlk zincirimizin içerisine bir tane yalancı trabzan. İkincisine ikili trabzan. Üçüncüsüne üçlü trabzan ördüm arkadaşlar. Tekrardan bakın bir iki üç. Üç zincir çektim ve yine bu iki kanadımıza batış yaparak İpimi alıp kaydırmamı yaptım. Tamamen diğerinde nasıl işlem uyguladıysak burada da aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Ve burada üçlü trabzanımı ördüm. Şimdi yine aynı şekilde bakın bütün şu ikili kanatlarımıza batışlarımızı yaparak sıranın sonuna kadar gelelim ve burada bir kez daha birleştirmemi göstereyim arkadaşlar. Ve çantamız gerçekten çok muntazam bir şekilde devam ediyor. Çok güzel bir şekilde bakın arkadaşlar umarım sizler de beğenirsiniz.
Ben gerçekten çok beğendim ve bu şekilde çok düzgün bir şekilde örgümüz devam ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde şu iki kanatlarımıza batışlarımızı yaparak sıranın sonuna kadar devam edelim. İkinci sıramı bitirdim arkadaşlar. Burada bakın ilk sırada dip kısma batmıştık. Burada ise yine bakın bu üst sıramızdaki şu iki kanada yani üçlü trabzan yapmış olduğumuz son çıkardığımız ilmeğin iki kanadına batış yapacağım arkadaşlar. Şu kısma bakın. Sadece ilk sırada dip kısma batmıştık. Burada iki kanada batış yaparak yani buralarda nasıl işlem uyguladıysak onda da aynı işlemi yani buradaki sonuncu modelimizin üzerine de aynı işlemi uygulayacağız. Yalancı trabzan, ikili trabzan, İki defa üzerine aldım. Burada üçlü trabzanımı ördüm. Ve burada yine ne yapıyoruz? İşlem uyguladığımız zincirin yanındaki zincire batışımızı yaparak aynı şekilde kaydırmamızı yaptım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. 3. sıramıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakın yine iki kanada batışımı yaparak buradaki kaydırmamı yaptım arkadaşlar. Yine gevşek olduğu için açtım. Hafiften bakın böyle çekip sıkılaştırdım ve tekrardan kaydırmamı yaptım. Bir zincir ilk gelen zincirimizin içerisine bir tane yalancı trabzan, yanındakine ikili trabzan, iki defa üzerine aldım ve yanındakine üçlü trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir ve aynı şekilde iki kanatlarımıza batış yaparak devam ediyoruz. Bundan sonra tamamen aynı şekilde arkadaşlar herhangi bir farklılık yok. Birleştirmeyi burada gösterdiğim gibi devam ediyoruz. Sadece ilk sırada en diptekine batarak sonrasında ise yine iki kanatlara iki kanatlara burada birleştirme yerinde ise bakın en son buraya üçlü trabzan yapmıştık. Ondan bir önceki zincirin içerisine batış yaparak buradaki birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Birkaç sıra daha örüp kaç sıra ördükten sonra buradaki bakın böyle de bir tane telefon çantası üzerinde çalıştım arkadaşlar. Yine buradaki Prada modelimizi vereceğiz arkadaşlar. Birkaç sıra daha örüp sonrasında tekrardan bu kısımda göstereceğim arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Şimdi burada birleştirmemizi yapacağız. Ve arkadaşlar bakın bu şeklimizi vermeye başlayacağız. Prada modelimizin şeklini vermeye başlayacağız. 5. sırada bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu taraftan değil, birleştirme yapmış olduğumuz taraftan değil, ön kısımdan bunu yapacağım arkadaşlar. O yüzden buradan birleştirmemi yapıp
5. sıramı örüp bu kısma, ön kısma geldiğimde göstereceğim. 5. sıramı ön kısma kadar ördüm. Şimdi burada bakın şöyle ayarlama yapacağım arkadaşlar. Ben şu kısmın üzerine bu şekilde örmeye başlayacağım. Yani bunu ördükten sonra bunun üzerine devam edeceğim. 1, 2, 3. Dördüncüye öreceğiz. 1, 2, 3. Bu da yarım kalıyor. Dördüncüsü de burada yarım kalıyor. Aynı şekilde burada da dördüncüsü yarım kalıyor. Yani buradan 4 olarak saydığımızda 5.sinin üzerine, yine buradan 4 olarak saydığımda 5.sinin üzerine işlemimizi uygulayacağız arkadaşlar. Her iki taraftan da bakın 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5.'nin üzerine üçgenimizi örmeye başlayacağız arkadaşlar. Üçgen şeklimizi vermeye başlayacağız. Yine aynı şekilde bakın ikili kanadıma batışımı yaptım ve burada birleştirmemi yaptım. Bir zincir çektim. İlk baştaki zincirimin içerisine bir tane yalancı trabzan, hemen yanındakine İkili trabzan, iki defa üzerine aldım. Hemen yanındaki zincirin içerisine üçlü trabzan örüyorum. Buradaki en üst ördüğüm üçlü trabzanları fazla uzatmadan örüyorum arkadaşlar. Buna dikkat edin. Diğerlerini bir tık daha uzatarak ördüm. Ama bunu çok fazla uzatmadan normal bir şekilde örüyorum. Bir zincir çektim. Bakın geri dönüş yaptım. İlk gelen trabzanımın tepesine bir tane yalancı trabzan. Şimdi buraya ikili trabzan örüyorum. Buraya üçlü trabzan örüyorum. Ama burada farklı bir işlem uygulayacağım yine. Bakın ilk başta alıp çektim. Sonrasında ise burada açıklık olmaması için buradaki trabzanımın bakın boşluğuna şurasına batışımı yaptım. Burada bir tane daha ipimi alıp çıkardım. Normalde burada 2-2 çekmem gerekirken ilk baştakinden üçlü olarak çektim. Sonrasında 2 ve sonrasında 2. Burada üçlü trabzanımızı ördük ve burada bakın yine geri dönüş yaptım. Aynı şekilde şu iki kanadımıza batış yaptım. İpimi alıp kaydırdım. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Bir tane yalancı trabzan. Üzerine aldım. Bir tane ikili trabzan. İki defa üzerine aldım ve burada üçlü trabzanımı örüyorum. Az önce dediğim gibi bu üçgen kısmın üzerindeki üçlü trabzanları fazla uzatmadan normal bir şekilde örelim arkadaşlar. Bakın burada hafif bir boşluk oluşuyordu. O boşluğu gidermek için buradaki batışımı yaptım arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde bir zincir çektim. 2 ve 3. Buradaki birleştirmemi yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde örerek devam edeceğim. İlk sıradaki üçgenimizi oluşturduk. 5. sıramızı sonuna kadar örüp birleştirmemizi yapalım. 6. sırayı yine bu hizaya gelene kadar örelim. Ve tekrardan burada nasıl bir işlem uyguladığımı sizlere göstereyim. Modelimi verdiğim kısma kadar 6. sırada ördüm. Burada batışımı yapıp
kaydırmamı yaptım. Bir zincir, yalancı trabzan, bir tane ikili trabzan. Buraları artık öğrenmiş olmanız lazım arkadaşlar. Çok kolay bir model aslında. Çok keyifle örülen bir model. Üçüncüsüne de üçlü trabzanımı örüyorum. Gerçekten hiç sıkılmadan örebileceğiniz bir model. Bir zincir. Burada dönüşümü yaptım. İlk gelen trabzanımın tepesine bir tane yalancı trabzan, yanındakine ikili trabzan, iki defa üzerine aldım. Yanındakine üçlü trabzan. Burada yapmış olduğumuz üçlü trabzanın şu iki kanadına batış yapıyorum. İpimi alıp çekip burada ikisini değil üçünü birden çekerek yine üçlü trabzan örüyorum. Arkadaşlar burada boşluk oluşacağı için bu işlemi yapıyorum. Orada sabitleme nedenim, bakın buralarda boşluk oluşmaması için. Çünkü daha düzgün duruyor. Bu şekilde yaptığım zaman daha muntazam ve düzgün bir şekilde duruyor. Herhangi bir açılma olmuyor. Sonrasında bakın şu yapmış olduğum üçgenlerin arasına batışımı yapıyorum. Şu ikisini birlikte alıp bakın batışımı yaptım, kaydırmamı yaptım. Bir zincir ve ilk gelene bir tane yalancı trabzan, üzerine aldım. İkincisine ikili trabzan, ve iki defa üzerine aldım. Üçüncüsüne üçlü trabzan örüyorum arkadaşlar. Bir zincir. Yine aynı şekilde bakın dönüşümü yapıp üzerine aldım. Bir tane yalancı trabzan. Bir tane ikili trabzan. İki defa üzerine aldım. İpimi alıp çektim. Yine buradaki bakın bir önceki sırada üçlü trabzan olarak yapmış olduğum yerde üçlü trabzanın ikili kanadına batış yapıp çektim. İkisini değil üç tanesini birden çektim. İkisini bir ve ikisini bir. Burada bakın şimdi alt kısma birleştirmemi yaptım ve kaydırmamı yaptım. Bir zincir, ilk gelen boşluğuma trabzanımın tepesine bir tane yalancı trabzan, üzerine aldım. Yanındakine ikili trabzan, iki defa üzerine aldım. Buraya da üçlü trabzanımı ördüm arkadaşlar. Bakın bu sıramızı da tamamlamış olduk. 1, 2, 3. Toplamda 6. sıramızda üçgen modelimizin şeklini vermiş oldum. Normal sıramızı devam ediyoruz. Ve yine bu kısma gelince tekrardan üçgen şekli vermiş olduğumuz 4. sırada tekrardan göstereceğim. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramızın modelimizin baş kısmında yine göstereceğim. 7. sırada yine model kısmıma kadar ördüm. Modelimizi, bu ilk baştaki üçgenimizi de katarsak 1, 2, 3, 4 sıra üzerine kuruluyor. Şu an ben 4. ve bu üçgen modelimizi son sırasını öreceğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde
kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çektim. İlk gelen zincirime yalancı trabzan, yanındakini ikili trabzan, iki defa üzerine aldım, en üsttekine üçlü trabzan, ikişer ikişer çekiyorum. Bir zincir çektim, geri dönüş yaptım. İlk gelen üçlü trabzanımın tepesine battım. Bir tane yalancı trabzan, yanındakine ikili trabzan, üzerine aldım iki defa, yanındakine üçlü trabzan olarak ipimi alıp çektim. Yine buradaki alt sıradaki üçlü trabzanımızın şu iki kanadına batışımı yaptım, ipimi alıp çektim. Üçünü bir çektim, ikisini bir, ikisini bir. Sonrasında tam şu orta kısma batışımı yaparak kaydırmamı yaptım. Bir zincir, ilk gelen üçlü trabzanımın tepesine bir tane yalancı trabzan, yanındakine ikili trabzan, yanındakine üçlü trabzan. Bir tane zincir, dönüş yaptım, üzerine aldım, bir tane yalancı trabzan, üzerine aldım, yanındakine ikili trabzan, iki defa üzerine aldım, ipimi alıp çektim ve alt kısımdaki üçlü trabzanımın iki kanadına batış yaparak ipimi alıp çektim. Üçünü bir çektim, ikisini bir, ikisini bir. Burada yine bakın arkadaşlar, şu kısma batışımı yapıyorum. Tam orta kısma geliyor burası. Üçgenlerimizin tam orta kısmına arkadaşlar bakın, üst sırada da şu kısımlara bu batışı yapacağım bakın. Bir tane zincir çektim. İlk gelen trabzanımın tepesine bir tane yalancı trabzan, üzerine aldım, yanındakine ikili trabzan, üzerine iki defa aldım, en üsttekine üçlü trabzan. Buradan giderken de tam tersini yapıyoruz. Üçlü trabzanın üzerine yalancı trabzan, sonrasında ikili trabzan ve sonrasında üçlü trabzanımı yapacağım arkadaşlar. İlk baştakine yalancı trabzan, yanındakine ikili trabzan, üzerine aldım iki defa ve yanındakine üçlü trabzan, ipimi alıp çektim. Yine alt taraftaki üçlü trabzanın iki kanadına batışımı yaptım. Üçünü bir çektim, ikisini bir ve ikisini bir. Burada bakın sonuncu birleştirmemi yaptım ve burada kaydırma yaptım. Şimdi burada yine aynı şekilde üst sıraya kadar örüp üçgenimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Yalancı trabzan, üzerine aldım, ikili trabzan, iki defa üzerine aldım ve burada üçlü trabzanımı ördüm. Bir
2, 3. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. İkili trabzan ve üçlü trabzan. Şimdi burada ben aynı şekilde örüp bu kısmı da karıştırmamanız için yine burada da bir üst sırayı göstereceğim arkadaşlar. Burada nerelere batış yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Üçgenimi örmüş olduğum yere kadar ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3. Şimdi burası bizim normal üçgenimiz. Burası ise alt kısma doğru örmüş olduğumuz yer. Tam şu ikisinin arasına batacağım arkadaşlar. Ve burada kaydırmamı yapıp bir zincir çektim. Aynı şekilde üçgenlerimizi örmeye devam edeceğim. En üstte de üçlü trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincir çektim. Burası üçgenimizin olduğu yer. Burası da boşluk. Buraya batışımı yaptım. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir. Yine aynı şekilde üçgenlerimizi bir tane yalancı trabzan, bir tane ikili trabzan ve bir tane de üçlü trabzan örerek tamamlıyoruz. 1, 2, 3. Burası üçgenimizin olduğu yer. Burası da boşluğumuz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde kaydırmamızı yaptım. Ve örmeye devam ediyorum. Bir, iki, üç zincir. Burada bitirmiş olduk üst sıramızı arkadaşlar. Modelimizin, burada modelimizin üstünde giden üçgenlerimizi bitirmiş olduk. Burada da yine aynı şekilde bakın kaydırmamı yaptım ve örmeye devam edip sıranın sonuna ve birleştirme yerine kadar örelim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördük. Son üst sıramızı da ikili trabzan örerek tamamlayacağız. Ama öncesinde bu sıramızı sonuna kadar bitirelim arkadaşlar. 8. sıramı bitirdim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada birleştirmemi aynı şekilde yaptım. Modelimizi kurduktan sonra 9. sıramızı yapacağız arkadaşlar. Ve bu son sıramız olacak. Bakın şöyle göstereyim isterseniz. Son birleştirmemi nasıl yaptım. Burada bakın son birleştirmemi bu şekilde yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere batışımı yapıp ipimi alıp birazcık uzun çektim. Burada bir sık iğne, bir zincir. Şu üçlü trabzanımı yapmış olduğum son bitiş noktasına batış yapıyorum. Ve burada bir tane ikili trabzan ördüm. Üzerine aldım. Üçlü trabzanımızın
aralarına batış yaparak öreceğim arkadaşlar. Bakın şu iki kanada batış yaptım. İkisini bir çekerek bir tane ikili trabzan ördüm. Üzerine aldım. Yine şu iki kanada batış yaparak, yani üçlü trabzanın tam ortasına batış yaparak trabzanlarımızı örüyoruz. Bir tane daha ikili trabzan üzerine aldım. İkili trabzanımızın arasına şu iki kanada batış yaparak bir tane daha ikili trabzan. Alttaki üçlü trabzanımızı örerken batmış olduğumuz zincirin içerisine batış yapıyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan üzerine aldım. Alttaki trabzanımızın son bitiş noktasına. Bakın buraya bir tane daha ikili trabzan üzerine aldım. İkili trabzanımızın içerisine tam arasına batış yaparak bir, yine hemen ortadaki, bakın şu orta kısımdaki ikişer ikişer çekmiştik, aralarına batış yaparak ikinci trabzanımı ördüm, üzerine aldım ve yine iki kanadı alarak üçüncü ikili trabzanımı ördüm. Nasıl yapıyoruz? Trabzanımızın içerisine, yani aralarına batarak 3 tane, sonra da bakın şu kısımlara trabzanımızı ilk batış yaptığımız yere ve sonrasında son bitiş olan yere şu iki noktaya batarak, buradaki iki noktaya batarak, bakın bir ve ikincisi. Şu her ikisine de birer tane ikili trabzan örerek devam ediyoruz. Bakın trabzanımızın üzerine 3 tane üzerine aldım. Buradaki bakın yuvalarımıza, her iki yuvaya da birer tane trabzan örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Trabzanımızın içerisine 3 tane, buradaki yuvalarımıza da birer tane örerek sıranın sonuna kadar aynı şekilde örerek devam edelim. Üzerine aldım. Son yuvamızın içerisine bir tane daha ikili trabzan ördüm. Ve burada ipimi kestim arkadaşlar. Burada bakın bu şekilde birleştirmemi yapacağım. Buradaki İki kanadıma batış yaparak bu ipimi alıp iç kısma doğru geçirdim. Sonrasında ise buradaki bakın şu iki kanadıma batış yaparak bu ipimi buradan alıp alt kısımdan geçirdim arkadaşlar. İpimi aldım, bu şekilde çevirdim. Buradaki bakın bu bırakmış olduğum ip, dikmek için bırakmış olduğum ip arkadaşlar. İlk başta bir tane zincir çekerek sabitledim. Şimdi burada 110 tane zincir çekeceğim. Toplamda 110 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 3 tane çektim. Toplamda 110 tane zincir çektim arkadaşlar. Çekmiş olduğum zinciri arka kısma çevirdim. Buradaki tepecikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Tepeciklerin içine batışlarımızı yapacağız. İlk tepeciğime 1, 2, 2 tane sık iğne ördüm. Sonrasında diğer bütün tepeciklerimizin hepsine
birer tane sık iğne örerek devam edeceğiz. Hepsine bir tane sık iğne örerek sıranın sonuna kadar devam edelim. Zincirimin hepsine, bütün tepeciklere birer tane sık iğne örerek devam ettim. Son bir tane tepeciğim kaldı. Buraya da bir, iki, üç tane sık iğne ördüm. Sonrasında ise bakın bu şekilde alta bunu kıvırdım ve alt kısma verdim buradaki ipi. Hemen karşısına gelecek şekilde aynı boşluğa bir tane daha sık iğne ördüm. Şimdi bütün hepsine karşılıklı gelecek şekilde bütün sık iğnelerimizin karşısına birer tane sık iğne örerek yine sıranın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Bütün sık iğnelerimizin karşısına gelecek şekilde bütün yuvalarımızın içerisine birer tane sık iğne örerek sıranın sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar ördüm. Burada ilk başta iki tane sık iğne örmüştüm. Şimdi aynı yuvaya bir tane daha sık iğne ördüm. İpimi bakın dikmek için birazcık uzun bıraktım ve burada kestim arkadaşlar. İpimi iğneme takıyorum ve burada bakın arkadaşlar bu şekilde iç kısma doğru aldım. Bakın tam olarak şu şekilde hizalayacağım. Şu üçgenlerimizin bitiş yerini bakın bu şekilde takip ederek son üçgenimin şu kısmına bu şekilde çantamın sapını dikeceğim. Bu şekilde hizalayacağım ve buradaki sapım da bu kısma yerleşecek arkadaşlar. Tam olarak şunların bitiş hizasına denk getirerek bakın tam şu üçgenimin bitiş hizasına denk getirip bu kısma dikeceğim. İkili trabzanlarımızın hizasını geçmeyecek şekilde bakın bu şekilde ikili trabzanımın içerisine sonrasında ise buradaki bakın şu kısımdan geçirdim ve tekrardan şu aralara batış yaparak çantamın sapını dikiyorum arkadaşlar. Dış kısımdan belli etmeyecek şekilde dikişlerinizi yapmanızı tavsiye ederim.
Ve sonrasında ise burada ipimi sabitledim arkadaşlar. Bakın gayet güzel ve sağlam bir şekilde diktim arkadaşlar. Sağlam olduğuna emin olduktan sonra ipinizi sabitleyin ve sonrasında ipinizi tekrardan böyle boşlukların arasından geçirip ve burada ipimi kestim arkadaşlar. Bakın gayet sağlam ve hiçbir şekilde belli olmadı. Yine aynı buradaki diğer uç kısmını da aynı şekilde burada dikeceğim arkadaşlar. Çantamızın sapı hafif toplanıyor arkadaşlar. Ben çantamın dikimini bitirdikten sonra ılık bir ütüyle hafiften bastıracağım. Sizler de aynı şekilde çantanıza ılık bir ütüyle hafiften bir ütü yapabilirsiniz arkadaşlar. İç kısımdan bu şekilde yapmaya dikkat edin. Ben bütün diğer çantamın saplarını da aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Belli etmeyecek şekilde dikmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ön yüzünün dış kısma ve arka yüzünün ise iç kısma gelmesine dikkat edin. Çantam bitti arkadaşlar. Bakın çok güzel ve şık bir çanta oldu. Şöyle arka yüzünü de göstereyim sizlere. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bakın ipimin de yarısı anca gitti arkadaşlar. Hepsini kullanmadım. Çok fazla ip gitmiyor zaten. Ben kağıt iple ördüm. Sizler isterseniz farklı iplerle örebilirsiniz. Bakın bu da farklı bir iple çalışmam oldu. Bu şekilde bir ip kullandım. Ve gerçekten bu da çok güzel ve şık oldu. Bakın buna farklı bir kordon kullandım. Bunu yine çantamın üzerinde örerken bunu örüyorum arkadaşlar. Sizlerle bunun videosunu da paylaşacağım. Bir tane çantamın sapını, kordonunu ördüm. Diğerini örerken sizlerle birlikte paylaşacağım. Bakın bu kısma kadar ördüm. Çanta sapımın ve kordonumun videosunu paylaştıktan sonra videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bunu da örmek isteyenler kanalımı ziyaret ederek ve videomu ziyaret ederek örebilirsiniz. Çantalarım gerçekten çok güzel ve şık oldu. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Kanalımda abone olmak ücretsiz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Tekrardan başka bir videoda başka bir örgüde